Bir hayır, 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 bir hayır
bir tedbirsiz hareket yapmayın arkadaşlar. Görevlilere yardımcı olun. O Yahudi'nin cenazesini getirenler. Şarol mu? Getir Cemal'i mi? Orada bir şey yaramaz. Bir musluk dinleyerek güldük. Mal haliniz. Yeah.
yurdunda da olsa, ayağına diken batmış bir kardeşimizin acısını ta yüreğimizde hissetmiş olmanın bilincine ermek için bugün burada tek kalp, tek vücut halinde toplanmış bulunuyoruz. Kaldı ki, bırakın diken batmayı, artık kardeşlerimizin gövdeleri bombalarla parçalanıyor, karınları süngülerle deşiliyor, kemikleri taşlarla eziliyor. Ve Filistin'de bir millet dünyanın gözü önünde yok edilmek isteniyor. Afganistan'da kanayan yaramız daha dinmemişken, Filistinler'de, Eritre'de, Moro'da ve yeryüzünün her noktasında akan kanlarımız henüz kurumamışken, Siyonizmin kanlı pençesi yeniden Filistinli çocukların gırtlarına yapıştı. İşte bugün burada yapılan bu tarihi toplantının gayesi, kudurmuş bir canavar gibi kana doymayan İsrail'i protesto etmek, Yahudi zulmünü lanetlemektir. Daha da önemlisi, her türlü imkansızlıklara rağmen kadınıyla, çocuğuyla, ihtiyarıyla zulme direnen kardeşlerimizin vermiş olduğu hürriyet mücadelesinde onları yürekten desteklediğimizi tüm dünyaya ilan etmektir. Artık bütün dünya şunu iyice bilmelidir ki Müslümanlar kardeştir. İşte bu kardeşlik şuuruyla burada toplanmış bulunan sizleri yürekten hürmetle selamlıyoruz. Sadece şu alanı dolduranları değil, yeryüzünde aynı inancı paylaştığımız bütün kardeşlerimize selam olsun. Sadece yeryüzünde yaşayanlara değil, dünya kurulalı beri inanç ve özgürlük uğruna can vermiş bütün şehit kardeşlerimize selam olsun. Hayber dağlarında canlarıyla cihadı destanlaştıran mücahitlere, Sabra Şatilla göçmen kamplarında, Batı Şeria'da, Gazze'de hürriyet için kan bağışlayan yiğitlere selam olsun. Ve dünya kurulalı beri inanç, fikir ve özgürlük düşmanlarına, firavunlara, Nemrutlara, zorbalara, zalimlere, despotlara, müstevlilere, müstekbirlere, Neronlara, Şaronlara lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Şimdi huzurlarınızda bu muazzam mitingi tertip eden Tertip Komitesi Başkanı Muhterem Avukat Mehmet Ali Şahin Beyefendi'yi davet ediyorum efendim. Bırak haksıza boyun eğeni, sıcak odalardan seyretsin soğuktan ciğeri delinenleri, açları, çıplakları, unutsun ipe çekilenleri, kurşunlananları. Bırak karışmayıp seyredeni, candan geçen gerek bize, dünyanın öbür ucunda bir kardeşimizin burnu kanasa, bunun hıncıyla bilenenler gerek bize. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un inanç ve kararlılığını taşıyabilenler gerek bize. Kanayan bir yara gördün mü, yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim, adam aldırma da geç diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkımızdan kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. Şu meydanı bugün hınca hınç dolduran, asırlarca
insanlığa en güzel insanlık numunelerini göstermiş, hep zalimin hasmı, mazlumun dostu olmuş aziz milletimizin kıymetli evlatları, mitingimize hoş geldiniz. Göstermiş olduğumuz ilgiden dolayı tertip heyeti adına hepinize en içten sevgilerimi ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Bugün buraya bir şeyi kutlamak için gelmedik kardeşlerim. Sevinçli değiliz. Üzüntülüyüz. Hınç doluyuz. Öfke doluyuz. Üzüntümüz, öfkemiz bencillikten kaynaklanmıyor. İnsanlık adınadır üzüntümüz. İnsanlık adınadır öfkemiz. Kardeşlerim, üzüntümüz, öfkemiz taşlarla vura vura kemikleri kırılan fidan gibi gençlerin, Yahudilerin uçaklardan attığı Filistinli Müslümanların gözleri oyulan kerpecik yavruların ızdırabına ortak oluşumuzdandır. Ve bu miting, Yahudi zulmüne, insanın insanlıktan çıkarak bir canavar hale gelmesine, vahşetin tüm insanlığı tehdit etmesine karşı insan vicdanının ve insanlığın isyanıdır. Bu miting, zulme ve vahşete karşı insan vicdanının, insanlık onur ve gururunun, hak duygusunun, hakikat sevgisinin şahlanışıdır. Bu miting, insanlığın ölmediğinin, insan vicdanının susturulamayacağının, insanlığa karşı işlenen cinayetler ve zulümler karşısında insanlığın ayağa fışkırdığının, fırladığının eşsiz sembolüdür. Bu miting, kardeşlerim, bu miting zalime ihtar ve korkudur. Bu miting bütün zalim uşaklarına haberdar olmadıkları insanlığı, insani değerleri ihtardır. Bu miting zalimin hasmı, mazlumun dostu Müslüman Türk milletinin elinde taş ve sopadan başka silahı, yüreğinde iman ve hürriyet aşkından başka vecihi olmayan mazlum Filistinli kardeşlerimize, yalnız değilsiniz. Acınız acımız, ızdırabınız ızdırabımızdır. Camilerde, camilerden çıkarken kurşunlananlar bizim de kardeşimizdir. Sizlere sıkılan kurşunu, sizlere reva görülen zulmü, İnsanlık dışı davranışları kendimize yapılmış sayıyoruz. Acınızı, ızdırabınızı paylaşıyoruz. Bağımsız Filistin devletinin kurulması ümidinizi aynen paylaşıyoruz. Maddi ve manevi her şeyimizle yanınızdayız diye haykırışın adıdır bu miting. Kardeşlerim, bu miting, dün Ok Meydanı'nda yapılacaktı. Bu miting dün Ok Meydanı'nın Darul Aceze önünde yapılacaktı. Ancak o çevrede oturan bazı Musevi vatandaşların Türk yetkililerine başvurarak endişelerini bildirmeleri sonucu şu alana, Bayrampaşa alanına intikal ettirildi. İdari makamların, bu takdir yetkisini saygıyla karşılarken bir hususu belirtmeyi, özellikle o Musevi vatandaşlara bir hususu belirtmeyi belirtmeden geçemeyeceğim. Biz İnsanı sevmeyi ibadet sayan bir inancın sahipleriyiz.
biz savunmasız insanlara, çocuklara, kadınlara kabadayılık yapmayı şerefsizlik sayan insanların endişeniz boşunadır. Mazlumun yanında yer aldık. Yerinde yanında yer alacağız. Bulgaristan'da, Batı Trakya'da zulme uğrayan kardeşlerimizin nasıl yanında yer almışsak, Afganistan'da Rus mezalimi altında bağımsızlık mücadelesi veren Afganlı kardeşlerimizin nasıl yanında yer almışsak, bugün sizin zulmünüz altında inleyen mazlum Filistlerin yanında yer almak bizim tarihi görevimizdir. Kardeşlerim, benden sonra sizlere bugünün mana ve önemini belirtecek çok değerli büyüklerimiz var. Ben bu mitingin böylesine muhteşem bir tablo halinde yaşanmasına yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na, İstanbul Valisi Sayın Cahit Bayar Bey'e, Vali Muavini İhsan Yalçın Bey'e ve İstanbul Olağanüstü Hal Bürosu Şefi Başkomiser Kemal Yalçın Bey'e yakinen gördüğüm yardımlarından dolayı burada teşekkür etmeyi bir vazife sayıyorum. Kardeşlerim, bu miting Türk milletinin Filistinli kardeşlerinin yanında yer aldığını göstermek için düzenlendi. Ve herkes davetlidir. Tüm siyasi parti liderlerini davet ettik. Gelemeyenler bizlere telgraflarla bugüne katılamamanın üzüntüsünü ve yanımızda olduklarını belirttiler. Ama davetimize bizzat icabet ederek şu muhteşem günümüze katılma inceliğini gösteren Refah Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bey'e tertip heyet adına teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Ayrıca mitingimize Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasar Arafat'la davet edilmiştir. Ancak kendisi iki gündür Ürdün'de yapılan bir toplantıya katıldığından yerine temsilci olarak Filistin Kurtuluş Örgütü Müsteşarı İbrahim Tamim Bey'i göndermişlerdir. Kendileri de aramızdadır. Kendisini bağrımıza başlıyor ve hoş geldiniz diyoruz. Kardeşlerim, konuşmama son verirken İsrail'in Filistinli kardeşlerimize, Bulgarların ve Yunanlıların kendi bölgelerindeki Müslüman kardeşlerimize, Rusların Afganistan'daki mezalimine ve bu uygulamalara karşı olduğumuzu, protesto ettiğimizi burada altını çizerek bir daha belirtiyor ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasının yakın olması temennisiyle hepinizi en derin saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Kardeşlerim, bu mitinge bütün siyasi partilerin İstanbul'daki mahalli yetkililerini de davet etmiştik. Eğer kendileri burayı teşrif etmiş olsalardı, kendilerine söz verecektik.
Ancak sadece Refah Partisi İstanbul İl Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi teşrif ettiler. Kendilerini mikrofona davet ediyorum efendim. Pek muhterem Genel Başkanım, aziz İstanbullu kardeşlerim, hepinizi Refah Partimiz İstanbul İl Teşkilatı adına en derin saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Acılı günümüz mübarek olsun. İnşallah bütün yaralıların kurtuluşuna vesile olsun. Konuşmama ya selam, ya selam, ya selam diyerek başlıyorum. Dünyada inancı uğruna bizim inancımızı paylaşanların Eritre'de, Mora'da, Afgan'da, dünyanın bir ucundan bir diğer ucuna kadar ve şu anda Filistin'de sadece tek yaratıcı mutlak hakim uğruna ölen, şehit olan bütün şehadaya selam olsun, selam olsun, selam olsun. Hukuki prosedürü yasal çizgiler içerisinde Refah Partisi olarak üstlenmiş bulunuyoruz. Bunu yasal kurallar içerisinde Filistin'deki kardeşlerimize ulaştırmayı da bir vecibe telakki ediyoruz. Bu konuda teşkilatımız bütün inanların emrindedir kardeşlerim. Sözlerimi uzatmadan dün Almanya'da Hitler ilan ettiren Yahudi bugün bütün dünya önünde terörizmin önderi ve şefi olarak kendisini lanetleyenlerin sesini duymak zorundadır. İster duysun, ister duymasın. Şu bilinmelidir ki ha Hitler, ha Sharon, hiçbir fark yok. Ve yine şu da bilinmelidir ki aziz milletimize buradan bir şey özellikle duyurmak istiyoruz. 200 yıldır ülkemizin üzerinde oynanan oyun bugün Filistin'de oynanan oyundan başka bir oyun değildir değerli kardeşlerim. Ve dün Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'ın huzurundan kovduğu bu Yahudi oyununu gerçekleştirmiş ve şu anda devlet olmanın mücadelesini vermektedir. Bu mücadele Allah'ın izniyle bizim imanımızı bilemektedir. Filistin'deki bu zulüm bugün aynen bizde de uygulanmaktadır. Görevimiz geceler gündüz olmaya mecbur
ve yüce yaratıcıdan bizlere zaman içerisinde zamanı hak edecek bir fırsatı ve bunun yerini tutacak bir gücü, bir inancı, bir düşünceyi bütün milletimize lütfetmesini niyaz ediyorum. Bu arada mitingimizi teşrif etmiş bulunan İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mir Cafer Zafranci Bey'in lakin ediyorum. Kahraman Müslüman milletine. Tamam. Yok. Buyurun. Teşekkür. Teşekkür. Şimdi efendim. Rus örgütü müsteşarı muhterem İbrahim Tamim beyefendi sizi selamlamak üzere huzurunuza çağırıyorum efendim. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ولنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم فضيلة الشيخ نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاه الأخوة الأفاضل أعضاء وكوادر حزب الرفاه أيتها الأخوات أيها الأخوة إنني لفخور كل الفخر أن أقف هذا اليوم بين هذه الجماهير الحاشدة والمؤمنة المتضامن مع نضال شعبنا الفلسطيني فمن أرض الإسراء والمعراج وثالث الحرمين الشريفين أنقل إليكم تحيات إخوانكم المناضلين من أبناء شعبنا العربي الفلسطيني أنقل إليكم تحيات قائد ثورتنا ورمز نضالنا الأخ المناضل ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية أيتها الأخوات أيها الإخوة إن انتفاضة أهلنا ستبقى مستمرة بالحجر والسكين بالزجاجات الحارقة والعصي لتقضي على أسطورة الجيش الذي لا يقهر ولتدب الهلع في قلوب أفراده وتستنزف قوته حتى النهاية ولتحقيق النصر
بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وليرتفع من فوق مآذن المسجد الأقصى صوت الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولتقرع أجراس كنيسة القيامة وبيت لحم معلنة تحرير فلسطين أرض السلام. تحية لانتفاضة شعبنا، تحية للشهداء الأبرار، وإنها لثورة حتى النصر. ثورة ثورة حتى النصر، ثورة ثورة حتى النصر، ثورة ثورة حتى النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد sizleri aramızda bulunmaktan dolayı şeref duyduğuna ve selamlamak üzere huzurunuza çıktı. Ben asıl mesajını yazılı olarak size okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki, kulumuz Muhammed'i bir gecede Mescid-i Haram'dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah Teala'nın şanı ne yücedir. Doğrusu o her şeyi hakkıyla işiten ve görendir ayetini okuduk ve arkasından şu mesajı size iletti. Aziz Türk milleti ve çok muhterem Refah Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan Beyefendi ve aziz kardeşlerim, bugün İnancından dolayı burada toplanan şu muhteşem topluluk huzurunda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duymaktayım. Bu millet ki Müslüman Filistin halkının mekanı olan iki ve Hayneyn-i Şerife'nin üçüncüsü bulunan Kudüs-i Şerif için savaşan kardeşlerinin yalnız olmadığını belirtmek üzere toplanan siz kardeşlerimin huzurunda olmaktan şeref duyuyorum. Size Filistin'de savaşan kardeşlerimiz en derin selamlarını sunmaktan bahtiyarım. Ayrıca savaşımızın lideri Seyyid Yaser Arafat'ında selamlarını sizlere sunuyorum. Değerli kardeşlerim, muhterem hemşirelerim, şimdi size Müslüman Filistin halkının işgal edilen topraklarında başlattıkları soylu mücadelenin 4. ayına girdiği şu sırada birkaç mühim hususu arz etmek istiyorum. Siyonist Yahudilere karşı olan bu direniş gün geçtikçe yükselmekte, şehirlere, köylere ve Filistinli kardeşlerimizin senelerdir kaldığı tüm kamp yerlerine yayılmakta, hatta esir kampları ve hapishanelere dahi uzanmaktadır. Bu kutsal savaş Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'nın dünyanın sonuna kadar Müslüman kalması için kanla yazılmaktadır. Bu direniş Siyonist Yahudi güçlerine rağmen fiilen devam etmekte olan onların son model silahlarına karşı kahramanlık destanlarının ifadesidir. Şöyle ki, bütün bunlar Siyonist Yahudi bu masum insanlara karşı İsrail, Amerika'da özel olarak imal edilen ve zehirli gaz salan bombalar atmaktadır. Bu bombalar insan hareketini tamamıyla durdurmakta ve nefes yollarını tahrip edip cilt kanserlerine yol açmakta. Bundan daha kötüsü ise kendini müdafaa edemeyen Filistinli Müslüman kadınların üzerine atılmakta, zehirli gaz tesiriyle hamile kadınların çocukları ana karnında birkaç aylık yavru iken ölmektedir. Bütün bunlar Siyonist Yahudinin kini, taşkınlığı ve tahakkümü
yakın dostu Amerika ile birlikte icra edilmiştir. Ama onlar bu soylu direnişi durduramayacaklardır. Bu direniş bütün dünya milletlerinin kapısını çalmakta, vicdan harekete geçirmektedir. Biliniz ki bu soylu direniş Siyonist İsrail ve destekçisi Amerika'nın hesaplarını alt üst etmekte, onların demokrasi ve barışseverlik yalanlarını apaçık ortaya koymaktadır. Bugün şu gerçeği sizlere sunmak isterim ki bu Siyonist güçler Amerika'dan ne kadar yardım görürse görsün, Allah'a iman etmiş gönüller ve İslam'ı seven Filistin ve Kudüs-i Şerif dahil mukaddes mekanları seven insanların yüreğinden mukaddes duyguyu çekip alamayacaklardır inşallah. Onlar Müslüman Filistin halkının gönüllerinden Allah yolunda savaşmak sevgisini ve hedefine erişinceye kadar şehitler kafilesine katılma arzusunu çıkarmaya muvaffak olamayacaklardır. Filistinli yiğitler bu şerefli direnişlerinde şu gerçeği bilmektedirler ki düşmanları olan Siyonist İsrail'in dostları dayanışma halindedirler. Amerika Dışişleri Bakanı Schultz, bu şanlı direnişi durdurmak için bölgeyi ziyaret etmekte ve bir takım aldatıcı ve karanlık planlar sunmaktadır. Yine bu cümleden olmak üzere Dışişleri eski bakanı Yahudi Kissinger, İsrail halkının ileri gelenlerini Filistinlileri katletmeye ve acımasızca masum insanların üzerine ateş açmaya çağırmakta, ayrıca bölgeye giden gazetecilerin ve muhabirlerin oradan uzaklaştırılmasını istemekte, Filistin halkına İsrail'in yaptığı zulümleri dünya milletlerinin görmesine engel olmak istemektedir. Yine aynı Kissinger, Amerika'yı askeri ve siyasi bütün gücüyle İsrail'i desteklemeye çağırmakta, hangi şart altında olursa olsun Yahudilere desteğini sürdürmesini talep etmektedir. Karşısında Amerika'nın Orta Doğu mevzuunda tarafsız kaldığı nasıl iddia edilebilir? Ve ne yazık ki o Amerika kendisinin medeni alemde insan haklarının ve demokrasinin koruyucusu olduğunu iddia etmektedir. O halde soruyorum, Filistin halkının hakları nerede? İşgalci İsrail'in çocukları canlı canlı toprağa gömme zulmünün hesabı nerede? Amerika'nın desteğindeki binlerce İsrail askeri önünde muhasara edilmiş şehirler, köyler ve kamp yerlerindeki Filistinli kardeşlerinizi genç ihtiyar, kadın erkek, çoluk çocuk demeden taşla, sopayla elleri kırılmakta, başları ezilmekte ve bu da bütün insanlığın gözü önünde cereyan etmektedir. Hatta hasta ve yaralılarla dolu olan hastaneler dahil yıkılmakta ve Filistinli kardeşleriniz bu alçak vahşete karşı şu ayeti okumaktadırlar. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ İnsanlar o müminlere dediler ki
düşmanınız olan Yahudiler ve taraftarları size karşı bir ordu topladılar. Onlardan korkun dediklerinde, bu onların imanlarını arttırdı da o müminler dediler ki, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Kıymetli kardeşlerim, bugün Siyonist tehlikesi Filistin için olduğu gibi İslam alemi ve tüm dünya içinde en büyük tehlikedir. Dünya Yahudi bankalarının açıkladığı gibi gelirlerinin %50'sini İsrail askerlerinin teçhizi için akıtmakta ve bu soylu kıyamı engellemeye çalışmaktadır. Fakat şurası bilinmelidir ki buna güçleri yetmeyecektir. Şunu da bilesiniz ki Ben Gurion'un 1937'de ki beyanında İsrail devletinin Nil'den Fırat'a kadar olan bölgeyi içine aldığını ileri sürmekten çekinmemiştir. Yahudi hahamlarından Şinister, Fransa'da yaptığı bir konuşmada Kıbrıs'ın dahi Yahudilere ait olduğunu beyan etmiştir. Her milletin devlet kurma hakkı olduğu gibi bizim de işgal edilmiş olan topraklarımızda devlet kurma hakkımız vardır. Hangi hakla Amerika bizim İsrail'i tanımamızı istemektedir? O İsrail ki hiç halkı hakkı olmadığı halde Müslüman topraklarını 1947'de taksim etmiş ve 1967'de yeniden istila etmiş, 1982'de bildiğiniz gibi Lübnan'ı da istila etmiş, bu da yetmiyormuş gibi Gazze bölgesinde Yahudi yerleşim bölgeleri kurmuş ve insan kasabı Alçak Sharon'un Sabra ve Şatilla katliamlarını yapmış, şu Amerika bizden bunları tanımamızı mı istiyor? Kanalına kadar uzanan bölgede kurmayı arzuladıkları hayal devletini mi tanıyalım? Bu İsrail rüyalarıdır ki Orta Doğu'yu Türkiye'de dahil olmak üzere karıştırıp sürekli tehdit etmektedir. Çok aziz kardeşlerim, bu Yahudi mikrobuna karşı çok uyanık olmak şarttır ve bunun için çok güçlü olmak gerekmektedir. Şu bilinmeli ki biz haklı davamızda kurtuluş ve saadet istiyoruz. Ve sesimizi dünyaya duyurmak için 1965'te silaha sarılmak mecburiyetinde kaldık. Ve namlunun ucuyla Filistin Kurtuluş Örgütü'nü siyasi bir güç olarak kabul ettirdik. İşte bu örgütün önderliğinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Müslüman Filistin halkı bugün İslam aleminin yardımını ve desteğini beklemektedir ki bu soylu direnişe devam edebilsin. Gerçek şudur ki Sultan Abdülhamit döneminden beri Türk halkının bir karış Filistin toplarının Yahudi'ye verilmesini istemediğimizi biliyoruz. Ve bugün de Türk halkının Filistinli kardeşlerine destek olmak için burada toplandığını görüyoruz. Ayrıca Türk Kızılay'ı aracılığıyla ilettiğiniz yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bu yardımların artarak devam edeceğini umuyoruz. Bu vesileyle Müslüman Filistin halkının yanında olan Müslüman Türk halkına ve siyasi partilerle, meslek kuruluşlarına ve hasreten Türk devletine teşekkürlerimi bildiririm. Kardeşlerim, son olarak Filistin halkının taşla, sopayla ve cam parçalarıyla devam eden direnişi yenilmez zannedilen Siyonist askerlerine karşı inşallah hedefine gün be gün yaklaşacak Filistin devleti kuruluncaya kadar devam edecektir. Ve inşallah Mescid-i Aksa'ya tekbir sesleriyle girildiği gün Müslümanların tekbir sesleriyle girildiği gün Müslümanların bu zaferi Allahu Ekber nidalarıyla kutlanacaktır. Mücahitlere ve şehitlere selam olsun. Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar kardeştir.
çekildim kalbim, bir yaraldı benim. Ne derdi acı varsa aradı buldu beni. Seni bir bomba gibi taşımak bu göğüste, bir Ebu Bekir kıldı, bir Ömer kıldı beni. Ve şimdi de mikrofona Refah Partisi Genel Başkanı Muhterem Profesör Doktor Mehmet'in Erbakan Beyefendi'ni takdir ediyorum. Milletimizin kıymetli evlatları, muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum ve bugün büyük şehrimiz İstanbul'umuzun bağrında büyük milletimizi temsilen bu meydanda toplandık. Bu toplanmamızın sebebi insanlık tarihinin en acımasız, en hunharca katliamlarını sürdürmekte olan İsrail'i lanetlemek, kınamaktır. Bu meydanda toplandık. Milletimiz adına kahrolsun zalimler, kahrolsun İsrail, kahrolsun Siyonistler, kahrolsun zalimleri destekleyen emperyalistler diye haykırmak için toplandık. Ve işte bütün milletimiz adına bu vazifeyi ifa ediyoruz ve bütün milletimiz adına bu katliamı kınıyoruz, lanetliyoruz. Bugün aziz milletimizi temsilen bu meydanda toplandık. Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğunu bütün dünyaya ilan etmek için bugün bu meydanda toplandık. Filistin'deki mukaddes topraklardaki katliamı kınamak için ve artık bütün bu zulümlere son verilmesinin zamanının geldiğini bütün dünyaya ilan etmek için. Hepinizi bütün milletimiz adına bu kıymetli insanlık vazifesini ifa etmek üzere buraya teşriflerinizden dolayı tebrik ediyorum. Hepinizi bir kere daha bu sebepten dolayı muhabbetle kucaklıyor. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bugün bütün insanlığın gözü önünde Filistin'de hangi zulümler yapılıyor? Aziz milletimizin evlatları olarak bunları yakinen takip ettiğinizi biliyor. Yüzlerce küçük, masum, Filistinli Müslüman kardeşlerimizin bütün dünyanın gözü önünde kemikleri kırılıyor, kafaları eziliyor, gözleri çıkartılıyor. Acımasızca silahsız insanlara en ağır silahlarla ateş ediliyor ve insanlar hiçe sayılıp öldürülüyor. Filistinli Müslüman kardeşlerimiz hatta diri diri toprağa gömülüyor. Bundan başka göz yaşartıcı bomba adı altında çeşitli zehirli gazlar kullanılıyor. Hapishaneler bombalanıyor. Yüz binlerce insan suyu kesiliyor, yollar kesilip yiyecekleri kesilmek suretiyle açlığa ve susuzluğa maruz bırakılıyorlar. Her taraf yakılıyor ve yıkılıyor.
Bu ne vahşet, bu ne zulüm. 4 aydan beri ardı arkası kesilmeden devam eden bu zulümler karşısında 1000 yıldan beri hep hakkı korumuş olan milletimizin susmasını beklemek mümkün değildir. Bu zulümler karşısında asil milletimizin evlatları olarak susmayacağımızı, masumların yanında olduğumuzu, zalimleri lanetleyeceğimizi ve icabında bu zulümleri durdurmak için bütün gücümüze çalışacağımızı ilan ediyoruz. Bu bizim her şeyden önce insanlık vazifemiz. Bu zulümler bilindiği gibi sadece 4 aydan beri devam etmiyor. Tam 40 seneden beri, İsrail kurulduğundan beri hep bir zulümler zinciri bütün Orta Doğu'yu huzursuz etmiştir. İnsanlık tarihinin en acı, en büyük katliamları sürüp gelmiştir. Daha dün Şatila katliamları, Sabra katliamları, Beyrut katliamları yaşandı. Sharon'un Hitler'den fazlası var, eksiği yok. Bu büyük zulümler karşısında muhterem kardeşlerim, yeryüzündeki ülkelerin ve insanlığın haline bir bakınız. Kendilerine büyük ülke adı verenler bu zulmün sadece destekçisidirler. İşte Amerika, görüyorsunuz ki bütün siyahıyla, parasıyla, her şeyiyle İsrail'deki bu vahşetin destekçisi olmaktadır. Aynı şekilde Batı ülkeleri de İsrail'in bu zulmüne karşı isteseler en kısa zamanda bunu durdurabilirler, tamamen seyircidirler. Ve yine Rusya gerek İsrail'in kurulmasında yardımcı olmuştur ve gerekse bu zulümlerin devam etmesine yardımcıdır. Bütün bu olaylardan ibret almalıyız. Yeryüzünde bizim milletimiz 1000 yıl hakkı temsil ediyordu, böyle zulümlere fırsat vermiyordu. Bugün milletimizi parçaladılar, bizi bu hale getirdiler, her tarafı bu büyük zulümler kapladı. O Amerika ki, biz Kıbrıs Savaşı'nı yapıp oradaki kardeşlerimizi kurtardıktan sonra bize karşı geldi, ambargo uyguladı. Halbuki İsrail ne kadar büyük katliam yaparsa ona daha fazla silah yardımında bulunuyor. O Amerika ki iş Müslüman Libya'ya gelince 40 türlü bahane uydurarak masum insanları gelip bombalamıştır. İsrail'deki caniler karşısında sadece onlara yardımcı oluyor. Bütün bu davranışlarıyla İsrail'in teşvikçisidirler, destekçisidirler ve buradaki katliamların aynı şekilde iştirakçisi ve mesulüdürler. Bir yandan da dolaşarak barış planı adı altında 1,5 milyar İslam alemini sözle aldatacaklarını zannediyorlar. Bu devirler artık geçmiştir. Diğer yandan dünyadaki Siyonist bankalar da kazançlarının en az yarısıyla İsrail'e silah alıyor, İsrail'i destekliyor. Böylece bütün dünya kapitalizmi İsrail'in arkasında onun teşvikçisi olarak yer alıyor. İşte insanlığın bugünkü acıklı hali budur. Bütün bu zalime ortak olan ülkeler karşısında 1,5 milyarlık İslam aleminin yüreği kan ağlamaktadır. 60 milyonluk aziz milletimiz candan Filistinli kardeşlerimizin bu zulümden kurtulması için dua etmektedir, çalışmaktadır. Fakat ne yazık ki bugün Türkiye'deki siyasi iktidar milletimizin kalbindeki bu kardeşliğe ortak olmuyor. Kimse bu siyasi iktidarın durumuna bakarak milletimizi değerlendirmesin. İşte aziz milletimiz bugün İstanbul'dadır, bugün bu meydandadır ve Filistinli kardeşlerinin yanındadır. Bu toplantıyı bugün
bunu ilan etmek için yaptık. Muhterem İstanbullu kardeşlerim, Filistin'deki bu büyük katliam bizi niçin ilgilendiriyor? Her şeyden önce bu büyük zulüm bütün insanlığa karşı işlenmiş zulümdür. Elbette yeryüzündeki 5 milyar insan bu zalimlerin karşısında olmak mecburiyetindedir. Bir insan olarak hepimiz bu zulmü kınıyoruz, bu zulmü lanetliyoruz. Diğer yandan iyi bir insan olmak lafla olmaz. İyi bir insan dünyanın neresinde olursa olsun, hangi kötülüğü görürse görsün, bunu mutlaka eliyle önlemelidir. Eğer eliyle önleyemiyorsa, diliyle önlemelidir. Bunu da yapamıyorsa mutlaka kalbinden buğz etmelidir. Bu ise imanın ve iyi bir insan olmanın en hafif derecesidir. Bugün biz Allah'a şükürler olsun, İstanbul'umuzun bağrında, şu büyük meydanda bir insan seli halinde toplandık. Aziz milletimizin kalbindeki buğzu şimdi dilimizle açığa çıkartıyoruz ve bu zulme karşı bunu önlemek için insanlık vazifesinin en asgari hizmetini yapmak için buraya gelmiş bulunuyoruz. Diğer yandan bu zulüm dünyanın neresinde olursa olsun biz zalimlerin karşısında olmaya mecbur idik. Ama kaldı ki bu zulüm Filistin'de olmakta, Kudüs'te olmakta, Mescid-i Aksa'da olmaktadır. Elhamdülillah Müslümanız. Bundan dolayıdır ki her Müslüman gibi Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün nasıl mukaddes bir yer olduğunu biliyoruz. Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevvere, ondan sonra da Mescid-i Aksa gelir. Bunun etrafındaki topraklar bütün Müslümanlar için mukaddes topraklardır. Bu topraklarda camiye giden genç Müslüman kardeşlerimizin camiden çıkarken uğradıkları katliamlar elbette 1,5 milyar Müslüman gibi bizim de kalbimizi yakmaktadır. Elbette oturamayız, elbette susamayız, elbette 10 binler, 100 binler olarak meydanlara dolup bu zulme karşı haykırmak, zalimleri lanetlemek mecburiyetindeyiz. Bu tarihi görevi yapmak için bu meydana toplandık. Allah hepinizden razı olsun. Çok aziz ve muhterem İstanbullu kardeşlerim, Filistin'de yapılan katliamlar aziz milletimizin evlatları olarak bizleri bütün bu saydığım çok mühim sebeplerden başka ayrıca şimdi ifade edeceğim şu iki sebepten dolayı da yakinen ilgilendirmektedir. Bilindiği gibi bütün Orta Doğu'yu ve Kudüs'ü 1000 yıl Haçlılara karşı korumuş, orada hakkın hakim olması için hizmet etmiş bir milletin evlatlarıyız. O bölgelerde hakimiyet bizim milletimizdeyken huzur vardı. Haçlılar geldi, bu zalimleri püskürttük. Ondan sonra da yine asırlar boyu dünya siyonizmi, bu İsrail'i kurmak için hep bizim ecdadımıza müracaat etti, çeşitli hilelere başvurdu. Bütün bu hilelere, teşebbüslere karşı bu topraklarda hakkın, adaletin hakim olmasını gene bizim milletimiz temin etti. Yakın tarihimizi hepimiz biliyoruz. Bu siyonistler başlarında Theodor Herzl denen adam olmak üzere daha 100 sene evvel Sultanahmet cennet mekanına geldiler ve Filistin'de bir İsrail devleti kurmak için müracaat ettiler. Bütün dünya biliyor ki Sultanahmet bu kimseleri şehit kanıyla alınan vatan toprağı parayla satılmaz, defolun buradan diyerek kovan kimsedir. İşte biz bu milletin evlatlarıyız. Bu hizmeti asırlar boyu yapmış bir milletin evladı olarak
bugünkü zulümler elbette herkesten fazla bizi ilgilendiriyor. Ve nihayet muhterem İstanbullu kardeşlerim, bu zulümlerin hepsi aynı zamanda bizim aziz vatanımıza yönelik birer tehlikedir. Hepimiz biliyoruz ki bugünkü İsrail'in önünde işte o Sultanahmet'e gelip de kovulan, Sultanahmet'in kovduğu Theodor Herzl denilen Yahudi'nin heykeli var. Bu adam eliyle Anadolu'muzu göstermektedir. Biz adım adım Suriye'yi, Lübnan'ı alacağız, Filistin'den sonra Fırat'a kadar bütün Anadolu'yu işgal edeceğiz diye bu heykel ilan etmektedir. Bu adam kitabını yazmıştır ve bunu haritalarıyla göstermiştir. Onun için bütün bu hareketler adım adım bizim vatanımıza yöneliktir. Buna karşı hassasiyet göstermek elbette bizim en mühim görevimizdir. Biraz evvelki beyanlarda da ifade edildiği gibi İsrail'in yetkilileri bu hedeflerini her zaman açıklamışlardır, saklamıyorlar. Türkiye bizim emniyet bölgemiz içindedir. Gerekirse Türkiye'yi de bombalarız diye daha 3-4 yıl içinde çekinmeden pervasızca tehditler savurmuşlardır. Gayeleri açıktır, hedefleri bellidir. Bundan dolayıdır ki Filistin'deki katliam bütün insanlığa karşı işleniyor, Müslüman kardeşlerimize karşı işleniyor ve nihayet hedef olarak ileride bizim vatanımıza adım adım gelmek için işleniyor. İşte bu sebeplerden dolayı bu zulümleri şimdiden bir an evvel önlemek bizim milletimizin her evladı için bir vatani vazifedir. Bu sebepten dolayıdır ki bu millet daha fazla sabredemezdi, susamazdı. Bu insanselleri bugün bu tarihi görev yapmak için bu meydana toplanmıştır. Allah hepinizden razı olsun. İşte milletimiz buradadır. Siz 60 milyonu temsil ediyorsunuz. Böyle tarihi bir günde milletçe Filistin'in yanındayız. Ancak bir iki kelime de bugünkü siyasi iktidar hakkında söylemeden geçemeyeceğim. Gönlümüz ister ki bu siyasi iktidar bütün milleti kendisi toplasın. Bunları onlar haykırsın. Halbuki maalesef kendilerini milletimiz adına ikaz etmek için ifade ediyorum. Bunları bu ifadeyi yapmaya mecburum da onun için de ifade ediyorum. Bakınız bugünkü siyasi iktidar maalesef bu katliamlar karşısında sadece bazı yumuşak sözlerle bir bakıma bu katliamı teşvik etmiş oluyor. Siz bu kadar büyük katliam yapılırken tutar da şimdi bunu yapmanın sırası mıydı diye bir yumuşak ifade kullanırsanız bu katliamı teşvik etmiş olursunuz. İşte biz bugünkü siyasi iktidarın davranışını milletimiz adına yadırgıyoruz, tenkit ediyoruz. Bu milletin siyasi iktidarı böyle olamaz. Bu katliama destekçi olmayın diye haykırıyor. Ve yine muhterem İstanbullu kardeşlerim, aziz milletimizin hakiki temsilcileri. Bakınız bugünkü siyasi iktidar sadece davranışıyla dolaylı yoldan teşvik ediyor değil. Diğer yandan bu İsrail'in Türkiye'deki temsilcilikleri hala kapatılmamıştır. Dünyanın bütün ülkeleri İsrail'le siyasi münasebeti kesmiştir. Bu zulümler, bu katliamlar karşısında hala Türkiye gibi bir Müslüman, halkı Müslüman olan bir ülke
bu münasebetleri ısrarla devam ettirmektedir. Sadece devam ettirmekle kalmıyor. Şeklen en yetkili adamlarını buraya gönderiyorlar. Bilmem ikinci katipmiş de üçüncü katibe çıkartmışlar. Üçüncüymüş de birinciye çıkartmışlar. Bir takım görünürde dahi takip ediyorlar. Türkiye'den İsrail'e ro-ro seferleri hazırlıyorlar. Ortada onun barış planı gel sizinle beraber yapalım diyorlar. Ve bütün bunların hepsinin daha acıklısı, biz Hristiyan Avrupa'nın kurmakta olduğu ortak pazara gireceğiz 13. devlet olarak diyorlar. Arkamızdan 14. devlet olarak da İsrail ortak pazara girecek. İsrail'le tek devlet olacağız diyorlar. İşte acı gerçekler bunlardır. Bir ay evvel, bir an evvel Alman Başbakanı ile Fransız Cumhurbaşkanı Elize Sarayı'nda bir anlaşma imzaladılar. Ezan okunuyor, ezanı dinleyelim. Muhterem İstanbullu kardeşlerim, size bu tarihi gün münasebetiyle birkaç gerçeği hatırlatıyordum. Bunlardan birisi, takriben bir ay kadar önce Alman Başbakanı Kohl ile Fransız Cumhurbaşkanı Mitterrand Elize Sarayı'nda bir anlaşma imzaladılar. Aziz milletimizin evlatları olarak bütün bu olayları yakinen takip ediyorsunuz. Bu anlaşma nedir? Avrupa topluluğu bundan sonra bir tek müşterek ordu kuracak. Alman ordusu, Fransız ordusu değil, Avrupa ordusu olacak. İşte bugünkü gafil siyasi iktidar, biz de gidip bunların arasına katılacağız. Bizim de kendi ordumuz olmayacak, tek ve müşterek bir ordu olacak hedefindedir. Yapmak istediklerini size açıkça ifade edeyim. Bir ordu kuracaklar akılları sıra, bu ordunun bir mangasında Alman Hans, Fransız Pierre, Türk Mehmet ve İsrailli Michon. Çünkü Türkiye 13. devlet olarak ortak pazara alındıktan sonra 14. devlet olarak da İsrail'in ortak pazara alınması düşünülüyor. İşte yapmak istedikleri budur. Bundan dolayı aziz milletimiz adına bu tarihi günde kendilerini uyarıyoruz. Biz büyük ve şerefli bir milletin evlatlarıyız. Bu oyunlara gelmeyiz. Bunları yapmaya kimsenin gücü yetmez. Millet olarak bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Ve nihayet aziz ve muhterem kardeşlerim, bir diğer gerçeği daha bu tarihi günde belirtmeyi vazife sayıyorum. Bakınız, bu aziz millet kendi alın teriyle güçleneceğine, planlı programlı olarak dış borçların içerisine sokuluyor. Bu sene Türkiye 6,5 milyar dolar Amerika'daki Yahudi bankalarına borç ve faiz ödemeye mecbur bırakılmıştır. Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlar birer referans kuruluşudur. Bu alınan borçların sahibi asıl Yahudi bankalarıdır, Siyonist bankalardır. Bundan dolayıdır ki şu milletin 60 milyon insanı vergiyle, zamla, faizle ezik ezik eziliyor. Bu milletten 7 milyar dolar, yani 8-9 trilyon lira toplanıp bu Amerika'daki Yahudi bankalarına ödeniyor. Onlar da bu paranın en az yarısıyla İsrail'e silah alıyor. Bu zulümleri daha rahat yapın mekanizması böylece gözlerimizin önünde işliyor. İşte tarihi bir gündeyiz. Gerçekleri dile getiriyoruz. Nasıl Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ilan ediyorsak,
nasıl İsrail kahrolsun diye haykırıyorsak, dolaylı yordan bunlara yardım eden, bunları destekleyici durumda olan bu gafil zihniyetleri de milletimiz adına uyarıyoruz. Kendinize gelin ve bu aziz milletin 1000 yıllık tarihine layık olmaya çalışın. Muhterem İstanbullu kardeşlerim, sözlerimi iki mühim gerçeğe daha temas ederek kapatacağım. Bunlardan birisi, Allah'a şükürler olsun, Afganlı kardeşlerimiz büyük tarihi zaferi kazanmışlardır. Her türlü mahrumiyet içindeyken dünyanın en mücehiz Rus ordularını yenmiş ve püskürtmüşlerdir. İnşallah yakında Afganistan'da mücahitler kendi devletlerini kuracaklar. 10 yıllık bir cihat zaferle neticelenmiş olacaktır. Filistinli kardeşlerimizin de aynı gayeye bir an evvel ulaşmalarını temenni ediyoruz ve buna inanıyoruz. Nasıl Afganlı kardeşlerimiz zalimler karşısında imanlarıyla galip geldilerse, Mescid-i Aksa'dan çıkan yavrularımız da ellerindeki taşlarıyla dahi olsun zalimlere karşı galip gelecekler ve mutlaka Filistinli kardeşlerimiz kendi devletlerini kuracaklardır. İkinci işaret edeceğim gerçek, bunun müjdelerini zaten biz inanan insanlar olarak biliyoruz. Vaktiyle Kabe-i Muazzama'ya da zalimler gelmişti. Ebabil kuşlarının ağzındaki küçücük taşlar bu zalimleri yok etmeye yetmişti. İşte bugün de Mescid-i Aksa'dan çıkan, namaz kılıp çıkan bu küçük imanlı Müslüman yavrular kardeşlerimizin ellerindeki o küçük taşlar aynen ebabel kuşlarının ağızlarından attığı taşlar gibi bu kafirleri kısa zamanda yok etmeye yetecektir inşallah. Bu inancımızı İstanbul'dan haykırıyoruz. Kendilerinin zafere ulaşacaklarını inancımızı onlara duyuruyoruz. Muhterem İstanbullu kardeşlerim, tarihi günümüzde bu vazifeyi yaptık. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi bu günümüzü hep beraber Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, bu zulümlerden kurtulması için bütün gücümüzle çalışacağımıza son vererek kapatacağız. Şu ellerinizi benim gibi havaya kaldırın bakalım. Buyurun, hep beraber söz vereceğiz. Milletimizin saadet ve selameti için Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in zulümlerden kurtarılması için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Esselamu aleyküm. Kardeşlerim, son anda mitingimize iştirak etmiş bulunan Suudi Arabistan Ebha Üniversitesi Şeriat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdullah El Muslih Beyefendi aramızda. Kardeşlerim, işte bütün olgunluğumuzu, bütün disiplinimizi bu saatten sonra göstereceğiz. İnşallah tam bir sükunet içinde görevlilere ve güvenlik görevlerine yardımcı olarak sessizce dağılacağız. Görevimizi yaptık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu saatten sonra
Miting, tertip heyetinin sorumluluğunun dışındadır. Hepinizi vicdanınıza havale ederek Allah'a ısmarladık diyoruz. Bir çocuk varmış tayfalar. Arkadaşlar, bir hususu daha anons etmek istiyorum. Bu akşam Bahçelievler Ünverdi Sineması'nda Sayın Profesör Beşir Hamitoğulları'nın işçi hakları konusunda bir konferansı var. Onu da size bu vesileyle duyurmuş olayım. Mümkün mertebe sükunetle dağılınız. Yürüyüş yok. Nereden dağılacaksınız? Artık bu saatten sonra heyecanınızı kalbinize gömün efendim. Saat kaçta diyor konuşman? İkinci onu soruyor. Ha, 8'de. 8'de. Akşamki konferansı soruyor arkadaşlar, 8'de. Bunları bir şey anons edin. Çocukları, kaybolan çocuklar buraya. Kaybolan çocuklar ve babaları kürsünün altında birleşsin. Ama bir şey sürekli yapıyor. Sakın ha kardeşlerim. En küçük güvenlik kuvvetlerine yardımcı olun. Görevli arkadaşlara yardımcı olun. Şuurunuzu, olgunluğunuzu, vakarınızı en küçük şekilde kaybetmeyin. En küçük bir provokasyona gelmeyin. Akşam saat 8'de Bahçelievler Ünverdi Sineması'nda Profesör Hamitoğulları'nın işçi hakları konusunda bir konferansı var. Bunu duyurmak istiyorum size. Pankartları indirelim artık. Onları yanımızda muhafaza edelim. Götürmeyelim. Görevli arkadaşlara teslim edelim. Herkes pankartlarını görevli arkadaşlara teslim etsin. Sağ olun, var olun. Olgunluk içinde dağılalım lütfen. Bundan sonrası çok mühimdir. Hareketin bundan sonrası çok mühimdir kardeşlerim. En ufak ihmale gelmez. Lütfen, istirham ediyoruz. Vakur içinde dağılalım. Herkes görevini yaptı. Kaybolan çocuklar varsa, çocuklar ve babaları kürsünün altında bir araya gelsin. Başka izah yok, buraya gelecek. Herkes mi çocuğunu kaybetti? Burada izdihama meydan vermeyin. Onlar buluşulur. Görevli arkadaşlar görevlerini ihmal etmesinler. Bursa'dan helikopterden geldi arkadaşlar 5 kişi. Onu da bir anons edin, teşekkür ediyorlar size. Bursa'dan arkadaşlar, Bursa'dan 20 otobüs ve bir helikopterle mitinginize yetişmişler son anda. Biz onlara teşekkür ediyoruz, onlar size. Demin şuradan geçen helikopter bu miting içindi. Evet. Bursa İl Başkanı Abdülkerim Şebik Bey helikopterle aranıza yetişti. Evet.
inşallah. Hadi. Sırayla kadar gideriz Allah'ım. Sırayla kadar. Kardeşlerimiz görevlerini ihmal etmesinler. Sorumluluklarının şuurunda olsunlar. Lütfen sükunetle dağılsınlar. Hareketin en nazik noktası bundan sonraki andır. Bunları yapamayız. Şimdi bu işin arkası gelmez. Hakan Barış, Hakan Barış kürsünün dibine gelsin. Dört. Sabahattin Sarı. Sabahattin Sarı adlı bir genç arkadaşımız hürriyetini kaybetmiş. Ve biz de Harun Özkan. Harun Özkan da hürriyetini buradan alsın. Sabahattin Sarı, Harun Özkan. Burada herkes birbirini arıyor. Kesin bağırma. Uzun köprü kafilesinden kimse var mı? Genç bir arkadaşımız onları arıyor. Uzun köprüden kimse var mı? Uzun köprü kafilesinden. Evet. Sayın basın mensuplarına ve güvenlik görevlilerine burada tertip heyeti adına teşekkür ediyoruz efendim. O arkadaki topluluk, kardeşlerim, miting bitmiştir. Bundan sonraki sorumluluk doğrudan her birimizin ferdine aittir. Lütfen olgunluğunuzu muhafaza edelim. Heyecanınıza sahip çıkınız. Bu topluluğu riske atmayınız. Görevli arkadaşlara yardımcı olunuz efendim. Osman Hacer kürsünün dibine gelsin. Afyon kafile sorumlusu. Uzun köprüden olan arkadaşlarımız da gelsinler. Elazığ grubundan Hafız Cuma. Elazığ grubundan Hafız Cuma. Gel. Buraya gelsin. Uzun köprüden arkadaşlarımız varsa buraya gelsin lütfen. Celal'a söyle. Tamam mı? Sadece Celal söyle. Celal başka kimseye söyleme var. Sadece Celal'a söyle, tamam mı? Kimseye duymazsın. Neyse ben Edirne'de söylerim. Söyle ya. Edirne'de. Tamam, Edirne'de söylerim, sonra söylerim. Aşağı yok, aşağı yok. Abi yok mu gizli? Bir dakika dur, geliyorum. Tamam, dur. Bir dakika.